Senem'le hayata dair. Senem'le Hayata Dair'den ve Türkiye'den herkese merhaba. Bugün önemli bir gün. Hem de çok fazla önemi var. 19 Mayıs, yani bugün Türk milleti olarak kurtuluş mücadelemizin başladığı gün. Ben de bugün özel kendi programımda Ulu Önder, Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anmaya çalışacağım. Bu anlamda hazır yeri gelmişken Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Hayata Dair 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı özel programı başlıyor. Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördeslim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16 ila 19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün büyük nutkunu 19 Mayıs 1919'da başlatması aynı zamanda. Birazdan bu yolculuktan kısaca bahsetmeye çalışacağım sizlere. Şimdi atamızın en sevdiği şarkı radyonuzda. Kırmızı Gül'ün adı var. Samsun, işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve en güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek Birliği'nden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti. Ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü ve Atatürk uzun zamandan beri
ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Bu onun için bulunmaz bir fırsattı. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk'le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk bakın nasıl anlatıyor. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin, dedi. Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor? O Vahdettin ki bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir yorumla başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım. Kendine karşılık verdim. Kişiliğe, güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim. Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz. Atatürk bu konuşmada planlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama onu bekleyen ve ona güvenen bir Türk milleti vardı. Atatürk'le beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı da dahil olmak üzere toplam 19 kişi eşlik edecekti. Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Bandırma adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. Atatürk İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu. Ancak Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil sivil olarak hareket edecekti. Bu yolculuk Türk milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun da başlangıcıydı. Milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Programın bu kısmından sonra 19 Mayıs'ı coşkusuyla kutlamaya Atatürk'ün gençlere hitaben söylediği sözlerle ve sevdiği şarkılarla devam edeceğiz. Tam bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Bizden ayrılmayın. Mayadadan kalkan kazlar, Mayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yarın yüreği sızlar, yarın yüreği sızlar, eğlenen aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar olası, vardar olası, kazanamadık rakı parası. Vardar olası, vardar olası, kazanamadık rakı parası. Mayadan yıldızıyım, ben annemin bir kızıyım, ben annemin bir kızıyım. Efendimin
sağ gözüyüm, efendimin sağ gözüyüm. Eğlenem anda ağlamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem halde anamam, ben bu yerlerde duramam. Var da kovasın, var da kovasın, kazanamadık rakı parası. Var da kovasın, var da kovasın, kazanamadık rakı parası. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. Senem'le Hayata Dair programını dinliyorsunuz. Yeah.
şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları, içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. O gün ki gördüm seni, yaktın ah sahtim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah sahtim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah sahtim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın aksa. Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat de senin değil. Senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol. Yalık Ömer. Yaşında mangası
Ricayla, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. Senem'le Hayata Dair programını dinliyorsunuz. Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Getirerim
bak kırkça istikbalime. Haftanın da sonuna. Atatürk'ün rehber niteliğindeki şu sözleriyle kapatalım bu haftayı da. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Radio Anatolia. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkün. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. Bu ülkeyi bize armağan eden atamız başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarının ve fedakar yüce Türk milletinin önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Çökertmeden çıktım da halelim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halelim, aman başım selamet. Bir kez de yalısına varmadan halelim, aman koptu kıyamet. Tezde yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Gidelim gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Gidelim gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim
teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yavrusun. Ciğerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Çakırda gözlü gülsümümü Çerkez kaymakam aldı. Çakırda gözlü Herkes kaymakam aldı. Kaymakam baskısı canım, aman aldı yürüdü. Kaymakam baskısı canım, aman aldı yürüdü. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yavrusu. Yerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yavrusu. Yerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Senem Gökdağ'ın hazırlayıp sunduğu Senem'le Hayata Dair programını dinlediniz.